Yani hani güvenliğine talip olduğumuz ülke tam olarak böyle bir ülke. Allah yardımcılar olsun. Gerçekten çok çok korkunç bir dönemin içinden geçiyorlar ve tamamen bir narko ülkeye dönüşmüş, narko ekonomiye de dönüşmüş vaziyetteler. Ve akın akın buraya geliyorlar. Görüntülerini izledik. Önce video görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Hepimiz gördük. Ardından fotoğraf karelerini gördük. Ruşen Takvan'ın olağanüstü foto muhabirliği ve yine halktv.com.tr'de özel haberleriyle, Hazer Dost'un özel dosya haberleriyle izledik. Van Valiliği resmi yazıyla doğruladı. 1456 göçmen dedi. Gelmişlerdi dedi. 11 organizatör başlarında vardı dedi. Üstelik yetmezmiş gibi 11 yapı kurmuşlar, yani bina yapmışlar geçici konaklama için dedi. Bütün bunlar olurken İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu da diyor ki kaçak göçle mücadele ülkemizin en güçlü yanı. Niğde otobanında Niğde 60 kilometre kaldı. Gördüğünüz gibi tırdan iniyorlar. Tırın plakasına... Türkiye'nin en güçlü olduğu alan kaçak göçle mücadelesidir. Türkiye Suriyeli sığınmacılarla ilgili rakamlar ortada, hepimiz biliyoruz ve Türkiye'de çok ciddi bir sorun olarak ortada duruyorlar. Şimdi de Afgan mültecilerle ilgili bir sıkıntı var. Türkiye etrafımızdaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte, ecdadımıza, komşuluğumuza, asil milletimize yakışanı yapmaktadır. Fitneye, fesada, düşmanlığa fırsat vermeyeceğiz. Şimdi İran sınırından kontrollü olarak bizatihi İran'ın oluşturduğu bir koridorla günde 500 ila 1000 tane Afganlı göçmenin Türkiye'ye geldiği söyleniyor. Türkiye önümüzdeki süreçte çok ciddi güvenlik meselesi yaşayacaktır. Son günlerin en çok tartışılan görüntülerinden biri Niğde-Ankara otoyolu doğu sınırlarından geçen ve Türkiye'nin merkezine kadar gelen bir tırın arkasından inen ve tepelere doğru yürüyen Afgan göçmenleri konuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu en güçlü olduğumuz alan göçle mücadele dedi. Muhalefet tepkili. Şimdi İran sınırından kontrollü olarak bizatihi İran'ın oluşturduğu bir koridorla günde 500 ila 1000 tane Afganlı göçmenin Türkiye'ye geldiği söyleniyor. Türkiye önümüzdeki süreçte çok ciddi güvenlik meselesi yaşayacaktır. Deva Partisi lideri Ali Babacan Antakya'daydı. Bölge insanının gündeminde ise Suriyeli göçmenler var. Hatay'ın beka sorunu Suriyeliler. 500 binin üzerinde Suriyelimiz var. Reyhanlı'daki nüfus 140 bin. Suriyelimiz var, 110 bin yerli nüfusumuz var. Bunlara eğer vatandaşlık verilme gibi yahut yeni hak veya da tavizler verilme gibi bir durumunda Antakya çok ciddi güvenlik ve terör sorunları yaşayacağı kanaatinde. Ekonomiyi geçtim. Türkiye'nin Suriye'de herkesle konuşuyor olması gerekiyor. Ve Suriye'nin iç meselelerinde taraf olmaktan çekinmesi gerekiyor. Yani zor olduğunu biliyorum. Bunun popülizminin yapılacağını da biz biliyoruz. Şimdi seçimlere doğru giderken bazı parti açıkçası bize oy verin bunların hepsini göndereceğiz falan diyecekler. Ama ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar. Babacan'ın Suriyeli mülteciler uluslararası hukuk gereği gönderilemez sözleri de dikkat çekti. Suriye... Bir de dünyanın göç durumu var. Tabii dünya gerçekten de büyük bir göç kriziyle karşı karşıya. Daha iyi bir yaşam için çıkıyorlar yola. Kimi iç savaş nedeniyle, kimi radikal örgütler, kimi ekonomik problemler nedeniyle. Her seferinde umuda giden yol denizler oluyor ve her seferinde o denizler trajik kazaların, trajik sonlarında adresi oluyor. Uluslararası Göç Örgütü raporu dünyadaki göç sorununu çarpıcı verilerle ortaya koyuyor. Her biri daha iyi bir yaşam için çıktı yola. Daha iyi bir yaşama kavuşmak, Avrupa'ya gitmek isterken can verdi yüzlercesi. Göçmenlerin ve mültecilerin umut yolculuğu denizlerde son buldu. Göçmen ölümleri geçen yılın aynı dönemine göre 2 kattan fazla arttı. Ocak-Haziran arasında 1146 kişi umuda giden yolda can verdi. 2020 yılının ilk 6 ayıyla kıyaslandı göçmen ölümleri. Umudun bilançosu ağır oldu. Çarpıcı tablo Uluslararası Göç Örgütü tarafından ortaya konuldu. Bu yolu kullanan insan sayısı da %56 arttı.
Rapora göre Orta Akdeniz'de 741, Atlantik Okyanusu'nda en az 250, Batı Akdeniz'de en az 149, Doğu Akdeniz'de en az 6 kişi yaşamını yitirdi. Rapora göre birçok gemi enkazı bildirilmiyor ve bazı kazalarda tespit edilemiyor. Gerçek ölüm sayısı bilinenden çok daha yüksek. Genellikle de siyasi istikrarsızlığın, diktatörlerin yönettiği ülkelerin yaşadığı kaoslardan kaçıyorlar. Orta Doğu coğrafyası ne yazık ki tarifini verdiğim bu ülkeler açısından oldukça mümbit bir coğrafya. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir halk pazarında bugün Kurban Bayramı'nın birinci gününde bir patlama meydana geldi. Tıpkı Afganistan'daki gibi ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. Kurban Bayramı arefesinde patlamayla sarsıldı Irak. Bağdat'ın doğusunda yer alan ve Şiilerin yaşadığı Sadr bölgesinde El Vahilat Halk Pazarı'na bombalı saldırı düzenlendi. 30 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini açıkladı Iraklı yetkililer. Sağlık Bakanlığı da hastanelerdeki tüm personeli seferber ettik dedi. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya ilişkin soruşturma açılması talimatı verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Şırnak'taydı ve yakında Şırnak'tan Suriye'ye ve hatta az önce patlama haberini verdiğim Irak'a yürüyerek gidilebileceğini açıkladı. Hiç merak etmeyin. Allah bize o günleri gösterecek. Allah size o günleri gösterecek. Buradan yürüyerek Irak'a gideceğimiz, buradan yürüyerek Suriye'ye gideceğimiz, buradan hep beraber Libya'daki kardeşlerimize selam olsun diyebileceğimiz, Karabağ'dan Filistin'e kadar, Afganistan'a kadar bütün coğrafyanın, bütün dünyaya kendi insanlık medeniyetini anlatabileceği günler uzak değildir, yakındır. Allah'ın izniyle. Merak etmeyin. Bize itimat edin. Tam öyle değil aslında, yani en azından bazıları için. Çocuklara oyuncak ve insani yardım götürmek için yola çıkan bir heyet vardı, hatırlayacaksınız. IŞİD'in Suruç'ta gerçekleştirdiği bombalı saldırıda aramızdan ayrıldılar. 33 gencin yaşamını yitirdiği Suruç katliamının 6. yılıydı bugün. "33 genç yaşamını yitirdi, yüzden fazlası yaralandı. Suruç katliamının üzerinden tam 6 yıl geçti." "Suruç'u unutma, unutma." Türkiye'nin dört bir yanından çıkmışlar yola. Urfa'nın Suruç ilçesinde buluştular. Çocuklara oyuncak ve yardım götürmek için açıklama yapıp Kobani'ye gideceklerdi. IŞİD'in bombalı saldırısında hayatını kaybettiler. Katliamda yaşamını yitirenler bu yılda mezarları başında anıldı. Birçok kentte yürüyüş düzenlendi. Suruç'un hesabı sorulacak. Almayacağız. Hayır, yani tamam. Bu böyle anlaşılıyor. Katliamın yaşandığı Amara Kültür Merkezi önünde de anma töreni düzenlenmek istendi ama polis yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının taşınmasına izin vermedi. Tartışma çıktı. 6 yıldır bu fotoğraflar her yerde bu şekilde anma yapılıyor. 6 yıldır. Her yerde bu şekilde anma yapılıyor. Ama bu zeminin bunun mesela Suruç'ta uygun değil. Farklı bir uygulama var. Eylemler birçok kentte devam etti. Gene gencecik bir genç ismin, bir fidanın hikayesi efendim karşınızda. Onur Yaser Can, bilmem hatırlar mısınız? Bundan 11 yıl önce gözaltına alınıp bırakıldıktan sonra hayatına son vermişti. O dosyayla ilgili yargıdan yeni bir karar geldi. ODTÜ mezunu Can'ı ölüme sürükleyen işlemleri yapan emniyet görevlisi polisler yeniden yargılanacak. ODTÜ mimarlık mezunuydu. 2010 yılında intihar etti. Onu ölüme sürükleyen işlemleri yapan 6 polis yeniden yargılanacak.
28 yaşındaki Onur Yasercan İstanbul Taksim'de 2 Haziran 2011'de gözaltına alındı. Gerekçe üzerinde taşıdığı 11 gram uyuşturucuydu. İfadesi alındı, serbest bırakıldı. Gözaltındayken çıplak arama ve işkenceye maruz kaldığı iddia edildi. Polis Can'ı 2 gün sonra yeniden emniyete çağırdı. Daha önce düzenlediği tutanakları iptal etti. Yeni tutanaklar imzalattı. 20 gün sonra bir kez daha çağrıldı emniyete. 3 kez polis sorgusu ve ardından ölüm. Evinin balkonundan atlayarak intihar etti Can. Geride bir de mektup bıraktı. Anne Hatice Can, oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu polislerin yargılanması için mücadele başlattı ama o da daha fazla dayanamadı. 2014 yılında anne de oğlunun acısıyla canına kıydı. Sağlığı bozulan baba da 2019 yılında hayatını kaybetti. Can'a işkence ettiği iddia edilen polisler hakkında takipsizlik